Selamlar arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ben Ahmet Burak Çekici. Bu videoda ele almak istediğim konu aslında git kullanımında sıkça yapılan 4-5 hatta birkaç bonus maddem de var. Ama kendi zamanda yapmış olduğum ve sıkça da görüyor olduğum veya üzerine soru aldığım aslında böyle git kullanımına dair yani git pratiklerine dair birkaç dediğim gibi konu başlığım var ve bunlar üzerine fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşacağım. Birkaç araştırma etmişliğim var veya işte kendi sektörden görebildiğim kadarıyla neyi nasıl kullanılmalı, nasıl avantajımızı, lehimize kullanırız. Aslında bunlardan bahsetmeye çalışacağım. şöyle ki hemen aslında birinci maddemizle başlayalım. ve bu arada açıklamada da şeyleri görebiliyor olacaksınız. bu, bu şeyleri dahi kaynaklı da bırakacağım. Hani şimdi komik mesajı nasıl atılır? Veyahut da git branch management nasıl branchler olmalı gibi durumlar var. Bunların dediğim gibi kaynağını ben bırakıyor olacağım. Dileyen arkadaşlar daha teferruatlı bir şekilde oradan bakabilir. Ben burada konuyu aslında zikredip geçeceğim gibi bir şey olacak biraz. Çünkü maksadım aslında bilinci aşılamak elimden geldiği kadar. Evet Devam edelim. Birinci konu başlığımız aslında git de branşları kullanmak. Şimdi hem yani, hem nispeten tecrübesi olabiliriz, bir işe girmiş olabiliriz ya girmemiş olabiliriz ama henüz bunun bilincinde değilsek bunun bilincinde olalım. Tek derdim bu hani işe girmiş veya girmemiş olmamız fark etmez. Kendi site projemizde de, küçük minik projemizde de veya büyük de olabilir, ee, eğer ki gelişim çabasındaysak yani ve kariyer hedefliyorsak bir şekilde iyi yerlere tırmanmak istiyorsak diye konuşuyorum bunu yani e, onunla bilincinde olalım lütfen. Git de branşları kullanmak çok önemli bir hadise. Çünkü zaten e, siz sektörü yani hakiki profesyonel bir e, firmaya girdiğiniz zaman git de branşlar çok aktif kullanılıyor. Ve doğrudan ya aslında hatamız şu branşleri kullanmamak ve bunların bilincinde olmamak. Ya en azından fikrimiz olsun bakalım neyi nedir nasıl pratik ediliyor nasıl kullanılıyor hangi branch ne bileyim, nasıl açılıyor bunlara dair temel komutları bilmek gibi. Bunların bilincinde olalım ve bunları araştıralım öğrenelim. Zira bir iş aldığınız zaman siz hani görev tablosundan her neyse burada genelde işte o görevlere göre veya bir bug mı fix edeceksiniz bug mı düzelteceksiniz bu durumlara göre hep şey açılıyor yeni branch açılıyor ve geliştirme branch üzerinden dönüyor. Ve de mesela doğrudan master'a push etmek diye bir şey yok asla. Master çünkü aslında production'ın yani canlının karşılığıdır. Ben master'a bir kodumu, mesela bir string'i değiştirdim. Merhaba'dan hello yaptım. Bunu master'a push ettiğim zaman x.com yani benim canlılık sistem artık neyse ona girdiğiniz zaman da veya web uygulamamda artık her neyse ona girdiğiniz zaman da canlı da o şekilde gözükecektir o. O yüzden onu öyle pat diye öyle push edilmiyor. Öncesinde... Branşlar var böyle. Onların aşamaları var dediğim gibi. Ve biraz da yoğurt iş. Yani firmalar farklı kendi yapılarını burada kurabiliyorlar. Ama e, işte genelde Buster'dan önce kesin şey olur. Bir stage ortamı olur. Bir, bir basamak daha olur. Yani ki geliştirme oraya çıkılsın ve testçi, köy engineer, test mühendisi her neyse onun manuel bir insanda test ediyor aslında. Genelde büyük firmalarda takım çalışmasında a, kurulan yapı budur. Halil bunun bilincinde olalım. Biz de kendi projelerimizi uygularsak zaten çok lehimize olur. Yani şey bakımından da hani her şeyi lehimize oluyor zaten de. Yani her böyle sektöre yakın, sektörü kadar taklit edebilirsek kendi projelerimizde her şey, hepsi lehimize dönecektir. Bir e, işe alımcı bakar, bir teknik bir insan bakar ve etkilenir. E, başımıza gelmeyen şeyler değil. E, i̇kinci konum olarak aslında komitini ne zaman atmalıyız? Bu da çok kafa karıştırabiliyor veya burada da çok yanlışlar olabiliyor. E, hatta benim de bununla ilgili bir minik bir hatıram var. Onu da paylaşırım ilerleyen dakikalarda. Biraz daha komit mesajları ile ilgili. Ama şuraya getireyim konuyu. Komiti ne zaman atacağımızı bilmeyince... Yani e, bilmeyince bu mesajları da etkiliyor. Şimdi komit atarken biz bir mesaj belirtiyoruz malum bildiğiniz üzere. Çünkü o komit, o mesajın maksadı ne? O komit e, hangi geliştirmeyi aslında taşıyor? O komitin maksadı ne? Bu komit niye var? Bu komit neyi taşıyor? Biz bunu mesajda belirtiyoruz uygun, üstü bulunca güzel bir mesaj yazarak da. Bu bir sonraki maddemiz aslında. Haliyle e, buna da mesela ne zaman komit atmalıyız? Aslında biraz böyle iş özelinde olarak düşünmeliyiz bunu. Yani şey olması lazım. İşle alakalı o komit ve mesaj o anki hangi değişiklikler gidiyorsa onun özelinde olması lazım. Yani mesela işte iki şeyi birden yaptınız. İki farklı endpoint eklediniz tamamen bağımsız veya iki farklı sayfa eklediniz veya bir bir tane başka bir hata vardı, onu düzelttiniz. Başka bir string'i düzelttiniz mesela. Apayrı şeyler yine. Bunlar aynı commit'te olması çok yerinde değil aslında. O yüzden her iş o tabii iş, ya kafamıza nasıl canlanmalı, işleri nasıl bölmeliyiz gibi belki kafamızda soru işaretleri olabiliyor ama en azından onu biraz böyle kendimizi yöneterek mi? O biraz evet, biraz tecrübe gerektiriyor. Biraz biraz da bizim yoğurt işimiz. Yani hani Harika bir şekilde bölmenize gerek yok. Siz nasıl şey yaparsınız, nasıl ayırırsanız onu ilerleyebilirsiniz o şekilde. Çünkü hani belki kafasında şey olan arkadaşlar olabilir. Kendi kendine proje yaparken ya ben doğaçlama gidiyordum nasıl yöneteceğim bunu diyen olabilir ki bunu da şimdiden yönetmeniz aslında sizin neyiniz olur yeni sektörde. bunun belki üzerine çalışmalar yapabiliriz. Bu da yine aslında bizim konumuz biraz daha bireysel bir konu. Size bırakıyorum onu nasıl yöneteceğiniz. Ama dediğim gibi komitler iş özelinde olması lazım. Ben o geliştirmeyi ne yaptım bunu barındırıyor olması lazım. Bunu aklımızda tutalım çünkü sonra ortalık karışıyor. Gerçekten karışıyor. Bir diğer maddemiz de commit mesajları zaten. Commit mesajlarına benim mesela GitHub'da profilime girin. Ahmet Bey Cekici yüzüğü i̇şte açıklamada da zaten olacaktır linki. Kendi web sitemden ulaşabilirsiniz. Orada Dynamic Personal Website diye bir projem vardı. Belki bundan bir yıl veya bir buçuk yıl önce yazdım tam hatırlamıyorum ama işte yazmıştım ve e, Dynamic Personal Website ve ben proje yaptıkça da e, şey yaparım, sürekli aslında atarım. Atabildiğim yerlere atarım ki hani star alayım, motive ediyor beni e, veya bakarsın kodumu inceleyen olur, bana bir geri bildirim veren olur veya bir şey olur. Yani atmaktan zarar gelmez günün sonunda benim düşüncem. E, ve ben de proje yaptıkça aslında bunu paylaşıyordum sürekli. Haliyle e, burada şöyle bir şey olmuş Reddit'e paylaşmıştım tabii İngilizce e, olaraktan. Bu konuya da geleceğim. Bonus madde olarak vereceğim bunu. Ve de çok iyi bir dalga geçilmişti benimle aslında bu komik mesajlarımla. Siz de girseniz göreceksiniz. Çünkü anlamsız yani çok anlamsız. Bir girseniz göreceksiniz. Siz de güleceksiniz zaten. Böyle saçma sapan sürekli aynı mesajlar kendi tekrar ediyor. Nerede ne yapıldı kesinlikle anlaşılmaz. Yani komik mesajın aslında olması yani illa onun stil de var tabii yapısı da var ama yani çok ya bu arada farklı yurt işlerde oluyor yani. şu Burada ben bir şey derim mesela ha, kesin böyle tamam başka o o zaman sen şöyle yaptın yanlış değil. Yani e, bunun zaten ayrı bir linkleri koyacağım ama bunun genelde yani şey olur e, bir zaman belirtmez emir kipiyle olur ve İngilizce olmasını çok öneririm. Bonus madde olarak bunu söyleyeceğim ama yani o geliştirme ne yapıyor o eklenir. Hani sabrım add git ignore file veyahut da uh, change ve update x file gibi ya file özel dosya özelinde yapıyorsak gibi gibi bunlar ayrı şeyler dedim ki bunun için ben kaynak vereceğim ama lütfen önerim şu yani tavsiyem şu aslında yapılan hata şu mesajların önemli olduğu konusunda bunlara bakıldığı konusunda bilinçli olun. Ben de mesela o dalga geçtikten sonra ben de gerçekten iyi dalga geçilmişti şey hani ben de bilinçlendim aslında. Çok da iyi tecrübe oldu. Ya yani dedim, ay komit demek ki kullanılıyor, harbiden bakılıyor. Hiç aklıma gelmezdi. Ya yani ben proje atacağım da komit mesajlarına bakılacak da eleştiri alacağım da. Çok da güzel oldu benim için. İşte bu yüzden aslında sürekli bir şeyler yapıp yapıp paylaşmak. Çünkü bilinçleniyorsunuz gibi gibi. Bu komut mesajlarının konusunda da şey olalım lütfen bilinçli olalım. Bir sonraki aslında durum hata. Komit atıyoruz ya. Atmamamız gereken şeyleri komit atmak. Burada daha çok eleştireceğim nokta şu güvenlik bakımından değil yani abi yani keyleri atıyorsun tokenları atıyorsun onları gittiklerine koyman lazım değil onlar zaten öyle de ee, bir de böyle hani editörün ya bizim kendi editörümüz idemiz bir otomatik dosya oluşturur veya da mesela işte e JavaScript'te npm kullanıyorsak işte paket yöneticisi olarak orada node modules diye bir dosya dosya oluşuyor biliyorsunuz onlar auto generated file olarak da geçebiliyor. Bunların bunları her bilgisayar kendisi komut çalışarak indirmesi lazım. O yüzden mesela bu tarz şeylerin gönderilmemesi lazım. Bunları da ayrıca araştıralım. gibi gibi durumlar var. Bunu da ben şey yapmak istedim. Çünkü bazı GitHub şeylerinde oluyor gerçekten. Repository'lerde oluyor GitHub projelerinde ve çok iyi bir çok profesyonel bir izlenim oluşturmuyor. O yüzden hani her şeyi lehimize çevirsek tatlı olur gibi söyleyebilirim. Ee, bir sonraki şeyim de aslında bir sonraki maddem de biraz daha şey böyle. Git komutlarını aktif ve efektif bir şekilde kullanmak. Ne demek bu? Bu şu demek aslında. Şimdi ben de mesela zamanda yapıyordum ama bunu şeyden dolayı değil. Yani mesela şöyle bir şey yapıyorum. Hemen paylaşayım kendi hikayemi. Yani pull, git pull yaptığım zaman ne oluyor? Git pull çekiyor aslında değil mi? Yani ee, o projedeki değişiklikleri yenilikleri çekiyor git pull komutu. Ben bunu yapmak yerine muhtemelen ya korkuyordum ya nasıl kullanacağımı bilmiyordum ya bir şekilde bir, bir, bir type potansiyel bir şekilde bir kullanmıştım sanki ama hata almıştım. Sonra kendi bildiğim şöyle çok inanılmaz ilkel ve gülmesi bir yol falan yapmışım yani çok zamanlar önce. Hani git pull yapmıyordum da böyle projesetti git clone yapıyordum. Yani saçmalığa bakın. Çok da günlesidir. <laughs> hani bu tarz durumlara düşmemek lazım. Ve aslında buradan şunu da... ya sadece bu çok uç bir örnek oldu ama mesela şey de var. Mesela yanlış komut atacaksınız, komut mesajınız yanlış olacak, branch ismi oluşurken yanlış olacak veya pushlamamız gereken bir şey pushlayacaksınız. Bunları şey yapın, böyle kaşamak yollarla değil de gerçekten komutunu araştırın. Yani mesela how to uh, git how to işte change branch diyeyim yani git how to undo uh, commit before push falan. Yani pushlamadan önce komut nasıl alınır? Yani bunları araştırın kesinlikle sonuçları var bunun kesinlikle neticeleri var. Bu öğrenmeyi de öğretecek bize, araştırmayı da öğretecek ve gitteki bilgimizi de artıracak ve efektif bir kullanım da sunacak bize o kadar da aslında rahat olacağız. O kadar da bilgili olmuş olacağız. Söyleyebilirim. Bunu da belirtmek istedim. Yani birkaç bonus madde olarak da aslında şunları söyleyebilirim. Kesinlikle her türlü komik mesajları, issue'lar, Her şey ya yani yazın her şeyi aslında ben öneririm. Yani kodlarınızı, kodlarınızın yorumlarını, readme dosyanız her şeyi İngilizce öneririm. Kesinlikle İngilizce kullanın. Bunun hiçbir zararı olmak çok çok lehinize olacaktır. Çünkü İngilizce. <laughs> öyle söyleyeyim bu konu ayrı bir konu o yüzden çok şey yapmayacağım açıklamayacağım ama çok önünüz açılacağını ben garanti edebilirim kesinlikle proje çünkü global olsun ki globalliğe hitap etsin ki o kadar ne bileyim o kadar star alın, o kadar ilgi görün o kadar kullanıcınız olsun o kadar kullananınız olsun projeyi falan hani kullanan kişi olsun gibi gibi durumlar var bunları kesinlikle şey yaparım öneririm İngilizce kullanın her türlü bir diğer önerim de aslında şöyle ya yani öneri gibi değil de sadece bir Numara derler ya bir taktik gibi bir şey. Mesela github'da şey var. Issue açtığınız zaman issue'nun bir numarası vardır ya. Hashtag 2 mesela. Bunu commit atarken bunu commit mesajınızda yazarsanız sallıyorum X işte commit mesaj add x file. Sonuna da işte hashtag 2 derseniz o issue ile commit aslında ilişkileniyor. Bunun kullanım olarak pratik ve şık durması bakımından şey oluyor. Çok fazla aslında avantajı oluyor. Mesela komite tıkladığınız zaman direkt işe yönlendirebiliyor ve komitteki o tek iki işaretine mouse'unuzu getirdiğiniz zaman hover yaptığınız zaman o çıkıyor orada tool tip olarak gibi durumlar var. Bence şık duruyor. Öneririm pratikte bir kullanım zaten. Bunları değerlendirebiliriz arkadaşlar. kabaca diyeceklerim bunlar aslında. bunları derledim ben kendimce. Biraz da bakmıştım. neler aç bu videoda anlatabilirim diye ama Biraz daha bunlar öne çıkıyor. Yani ben ben de çok tecrübe ettiğim, çok yaşadığım kadarıyla bunları aktarmak için dilerim faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. E, kanalda abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz, zile açabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle takılabilirsiniz. Beni de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Aşağıda linkleri olacak zaten. E, onun dışında Discord sunucumuza da bekleriz. Orada da interaktif bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. E, tekrardan seyrettiğiniz için teşekkürler. Dilerim faydalı olmuştur. E, Hepinize başarılar dilerim.